Türkiye'nin Maldivleri olarak tanımlanabilen Antalya-Adrasan yakınlarındaki Suluada, sahadaki en nadide adalardan biridir. Suluada kumsalları, Maldivler'de gördüğümüz tropikal ada kumsalları gibi bembeyaz kumları olan ve harika turkuaz renkte denizi olan sahilleridir. Adrasan'a uzaklığı 5 ila 6 mil kadardır. Adrasan'dan adaya sadece tekne ile ulaşılabilmektedir. Ana karaya en yakın yerdeki mesafe 1,5 mil kadardır. Suluada ismini üzerinden çıkan tatlı su kaynağından almaktadır. Su rahat içilebilecek lezzettedir. Su kaynağının olduğu kuzey tarafı yaz aylarında günlük tur tekneleri ve balık avı meraklıları tarafından sıkça ziyaret edilir. Su her mevsim debisi düşmeden akar ve çok serindir. Yaz aylarında serinlemek ve buz gibi su içmek isteyenlerin uğrak yeridir. Suluada'nın muhteşem doğa sanatında turkuaz mavisinin beyaz renk kumsallarında yüzün, anakaranın Marquez dağlarını ve Adrasan'dan Gelidonya fenerine dek ormanlarla kaplı dağ silsilesinin muhteşem yeşil panoramasını seyredin ve yaşama hayalinizi gerçekleştirmenin tam zamanıdır. Burada sağlık, mavi ve yeşil ilişkisinin gerçek gizemlerini öğrenin. Anakara'daki yeşilin oksijen üretim alanından Suluada'ya pompalanan oksijen, Akdeniz'in turkuaz mavisi beyaz kumsallarında moral oranlarını en yüksek seviyede tutmaya fazlasıyla yeter. Burada doğanın zihinsel sağlığa etkileri saymakla bitmez. Çocuklarınızın doğa bilincinin geliştirilmesi ve sağlıklı gelişimi için mutlaka hafta sonlarınızı doğanın bu huzur noktalarında geçirmeniz gerekiyor. Suluada'da birçok gizli, saklı ve gizemli doğal güzellikler ve oluşumlar vardır. Kaya oluşumları suyun zaman içinde aşındırmasıyla oluşmuş jeositlerdir. Macera tutkunlarını değişik duygular içine sürüklerken, yazın sıcaktan bunalanlar için serinleme mekanları da olmaktadır. Bu yerler egzotik bir havuzda yüzmeyi sevenler için bulunmaz ortamlardır. Suluada doğasında sınırsız aşkların denizden mavi ve anakaranın yeşil tutkusu vardır. Bu iki renk varsa doğa vardır. Aşk o zaman katıksız ve güçlüdür. İşte bu sebeple olsa gerek insanoğlu, dünyaya ilk ayak bastığı günden itibaren iki rengin huzur noktasının dünyamızdaki iz düşümü olduğunu düşünmüştür.